Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisi İran'ı kıskaca almaya çalışıyor. Başkan Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamasıyla eş zamanlı olarak İsrail Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ilini ülkedeki İran askeri üstlerini vurdu. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki neredeyse tüm İran altyapısını vurduk, şu sözü hatırlamaları gerekiyor. Bizim üzerimize yağmur yağarsa onların tepesinde fırtına kopar. Umarım bu bölümü bitirmişizdir. Herkes bunu anlamıştır dedi. İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conkry ise yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni bir saldırısına karşılık vereceğiz dedi. İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırı gerekçesi ise işgal altında tuttukları Golan bölgesine füze atışları yapıldığı iddiası. İsrail ordusu atılan füzelerin hava savunma sistemleri Demir Kubbe tarafından havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail'in demir kubbe adını verdiği hava savunma sisteminin en kritik parçası Malatya Kürecik'te yer alıyor. İsrail Kürecik'teki radar üssü sayesinde İran, Irak ve Suriye'den kendisine yönelebilecek tehditleri kontrol altına alabiliyor. İran-İsrail saldırısına ilişkin sessizliğini korurken Suriye ve Rusya'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da ondan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Açıklamada İsrail ordusunun Suriye saldırısı sırasında fırlattığı füzelerin yarısından fazlasının Suriye Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Rusya dışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail, İran ve Suriye'yi kastederek tarafların her biriyle irtibat kurduk, hepsini gerçekten itidalli olmaya çağırıyoruz dedi. Batılı kaynaklar saldırıda 23 kişinin öldüğünü iddia ederken Suriye ordusu İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Suriye ordusundan Tu General Ali Mayhub saldırıda bir radar istasyonunun, bir cephanenin yok edildiğini ve bir dizi hava savunma sisteminin zarar gördüğünü söyledi. Mayhub, Suriye hava savunma sistemlerinin de İsrail'in attığı füzelerin büyük kısmını düşürdüğünü de belirtti. Öte yandan Suriye'de İran'a saldıran İsrail'in başbakanı Netanyahu, Moskova'da Rus devlet başkanı Putin'le görüştü. Kremlin'de yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve Orta Doğu'daki durum değerlendirildi.